Merhaba, hoş geldin Kiyatoş. Adın ne? Merhaba, hoş bulduk. Ali. Ne iş yapıyorsun Ali'cim? Öğretmenim. Sen de mi öğretmensin? Evet. Ben de öğretmenim, evet. Çok tatlısın. Bize fantezini anlatın şimdi. Ali, seni sahneye yazabilirim bu arada büyük bir ihtimalle. Hiçbir şey anlatmadım ki. Anlarım ben tipinden. Sırf şu bebek gibi duruşun yeter. Ayağımda sallarım seni normalde. Kayunun aynısısın ya. Annesi öyle seviyor, bebek Ali diye. Anne senin yanında mı öyle seviyor? Senin o sıradaki yüz ifaden lazım bana. Kocana annesi bebek Ali bebek Ali severken senin onu tekrar nasıl seksi bulabileceğin ve bu konudaki çaban. Çocuğunuz var mı? İki tane. On büyük görünüyor, sen mi daha büyük görünüyorsun? Hoş geldiniz. Adın ne hayatın? Rabia. Rabia'cığım ne iş yapıyorsun? Grafik tasarımcıyım. Senin adın ne kral? Kerem. Ne iş yapıyorsun? Hem öğrenciyim hem çalışıyorum babamın şirketinde. Ne anlatmak istiyorsun bebişko bize? Ben sokağa çıktığım zaman mesela örnek veriyorum. Seni gördüm sokakta ve ilgimi çektin. O an ben senin bedenine bürüneyim, senin hayatını yaşayayım ve sen de benim hayatımı yaşamaya mahkum ol. Ben senin hayatını beğenirsem senin hayatında yaşamaya devam edeceğim. Ama sen paşa paşa benim hayatımda yaşamak zorundasın. İlk 30 yıl kabul edebilirdim bunu. Ama şu an hiç gerek yok hayatım. Kylie Jenner'ın benim bedenime geçip Bağcılar'da dolaşmasını isterdim. Ben çok dolaştım. Kylie yerine de senin yerine de dolaştım hayatım Bağcılar. Peki, fantezini anlat. Vallahi benim pek bir fantezim yok da sağlam sıçma hikayem var. Anlat bakalım. Çok yakın bir arkadaşım vardı ve bayağı samimiyiz işte. Böyle benim sırama oturuyor, ben bunun dizine yatıyorum falan. Bir gün öğretmenler masasında orada dururken yoruldum. Hoca da yok. Koluna yaslanayım dedim. Kanka kolunu ver dedim böyle. Koluna tutup çekecektim. Bir baktım gelmiyor. Bir baktım yanlış yerden tutmuşum. Nasıl bir çükü var ki kolla karıştırdın hacı? Erkek değil. Kadın. Göğsünden tutmuşum. Ulan memeyle kolun farkını ayırt edemedin mi? Çok geç fark ettim. Nitekim senin memelerin de var. Oradan bilmen lazım. Ben bunun yanlış olduğuna inanmıyorum. Vallahi diyorum. Bakmıyordum bile. Aşırı inandırıcı kardeşim. Dedim senin gözlerin ne kadar güzel. Kardeşim benim. Ben inanmıyorum. Adı neydi? Kerem. Kerem'i yazıyorum. Bir alkış. Adın ne? Müge. Müge gayet güzelsin. Niye sevgilin yok hayatım? Bir ilişkim oldu. 4 sene sürdü. 3 kere aldatıldım. Nasıl yakaladın? Yakalanmadım. Önce beni terk etti. Ya aldatmamış o zaman. Terk ettikten sonra adam birlikte olmuş. Aldattığı için terk etmiş. Ben sonradan anlıyorum. Daha sonra onun eniştesinden göğüs estetiği oldu. Bir ay sonra bana geri döndü. Göğsünü küçülttün mü? Büyüttüm. Eski hali nasıldı diye bir... Normale döndü işte. Göğüs müydü onlar? Çok tatlı ya. Sonra geri mi döndü göğüs estetiği olduktan sonra? Sonra ama işte onları görmek benim hakkım diye döndü. Sonra da beni iki kere daha aldattı. Demek ki başka ameliyatlarda olduysa... Hoş geldin bebişko. Hoş buldum. Adın ne? Ezgi. Ne iş yapıyorsun Ezgi? Gayrimenkul danışmanıyım. Bize bir fantezini veya sıçma hikayeni anlat. Yani benim fantezim seninle yemeğe çıkmak olabilir. Teşekkürler. Göğsünü yaptır gel. Bir de en sevdiğim meslek emlakçılar. Bize bir fantezini veya sıçma hikayeni anlat. Ya bir şey anlatacağım sıçmayla ilgili ama bilmiyorum sıçma mı? Gerçek sıçma mı? Hayır öyle bir şey değil. Arkadaşlar ben kızlarla sıçmaya birleşmek istemiyorum. Benim cinsel hayatımı bitirmeyin. Yok öyle bir şey değil. Bence kadınlar sıçmıyor abi. Evet doğru. Bak doğru dedi. Emlakçılar ne kadar dürüst olduklarını. Hasancan yaşımı tahmin edebilir misin? 33. Yok artık. Ha. 31 yaşındayım. Hayatım yok artık deyince 33 değil misin? 31'miş. 33 dedim, saçma sapan konuşma. O kadar yaşlı mıyım ben? 32. Ama öyle bir fark değil mi arkadaşlar yani şimdi 31 ile 33? 29 desem şey diyecektin, yakın. Büyükten olunca ne demek o? Tam emlakçı ya. Ama gerçekten 33 mü gösterdiğim için öyle söyledim? Hayır. 31 gösterdiğin için 33 dedim. Ay çok eğlendim, tamam. Devam ediyorum o zaman. İstersen et yani. Ya da %3 komisyonunu al öyle devam et istiyorsun. Üniversiteden ailemin yanına ziyarete gittim. Bizim okuldan Anadolu Sesi'ne giren tek kişi ben oldum. Diğerleri Bayrampaşa cezaevi. Böyle bir sene ara verip mezuna kalıp bir sene sonra mama giden oldu.
Sendeyiz bebeğim. İstanbul'a gelmiştim ailemin yanına. Geri döneceğim. Eski sevgilime benim geri döneceğimi işte ortak arkadaşım haberdar etmiş. Kırklareli otogarına geri döndüğümde eski sevgilim orada otogarda beni bekliyordu böyle. Otobüsten gördüm. Aynı zamanda orada da yeni flört ettiğim çıktığım birisi var. O da bekliyor beni. Ama ben bu eski sevgilin oraya geldiğinden haberdar değilim. İşte arkadaşlar bir emlakçının karakterini buradan çözümleyebilirsiniz. Hangisi yüksek yüzde veriyorsa ona birlikte olsun. Ben eski sevgimle çok daha uzun yıllar birlikte olduğum için ya onun yanına gittim. Eski erkek arkadaşımı işte eve davet ettim. Hani mecbur çünkü yani. Sonra mecbur jartiyer giydim yani. O gece bende kaldı. Ya sen ne kadar iyi bir insansın ya. Kapıda da diğer flört ettiğim çocuk delirdi böyle. Bayağı böyle kötü hissetti kendini. Halbuki çok haksız değil mi? Ama hiçbir şey olmadı. Ya bir de ona şaşır. Alt tarafı seviştik, nasıl sinirlendi? Misafir etmiştim ama o gece benim için çok kötü geçmişti. Konser bileti ya seninle yemek, birini seç. Konser bileti veriyorum sana. Sana 6 tane konser bileti veriyorum. 6 kere reddediyorsun yani anladığım kadarıyla. Estağfurullah. 2 tane konser bileti veriyorum. Sahneye yazıyorum bir de. Bir alkışlayalım. Hasancığım ben bir sıçma hikayemi bir de fantezimi anlatmak istiyorum. Bir de annenin babanın nasıl evlendiğini anlat. Az bir şey istiyormuş gibi de tonluyor. Sıçma hikayemden başlayayım. Kuzenimle beraber Muğla'ya tatile gittik. Orada biriyle tanıştım. Kendisi de İstanbul'da oturuyormuş. Onun son günüydü. Ondan sonra o döndü. Birkaç gün sonra da ben döndüm. Buluşma ayarladım. Eve çağıracağım. Kalacak yerimiz yok. Arkadaşımın evini ayarladım. Ondan sonra arkadaşa gittik. Oturuyoruz falan. Ya dedi kahve çekti canım dedi. Ben de o zaman dedim hani beraber yapalım istersen dedim. Gittik mutfağa. Kahve arıyoruz. Ha bir tane kahve çıktı. Parti'nin kahvesi. Gördü ayar oldu. Kızın libido düştü. Toparlayamadım orada. Ben de ayar oldum çocuğa. Benim de alakam yok. Ben de kız gibi şaşırdım yani. Ya piç bir de bana evinin faturasını ödetti şerefsiz. Hani evini kullanıyorum ya. 3 tane fuzul erkek yazdım. Sen de yazabilirdim ya. Ali'nin yerine mi alayım? Oğlum Ali bebek ya. Travma olmasın onda. Sana çikolata alacağım herhalde ikinci. Bir şartım var çıkarım. Biz 4 kişi gelecektik. Bilet bulamadık. 2 arkadaşım için bir bilet verirsen ben çıkarım orada. Senin inisiyatifi değil ki. Şansımı denemek istedim. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Hiçbirini yapmadan çıkaracağım seni. İzledim. Pembe gömlekli mikrofon verin. Adın neydi? İlker. Bize bir fantazini veya sıçma hikayeni anlatır mısın? Yıllar önce çok küçükken İshak Alaton'la... İshak Alaton kimdir bilmeyenler için açıklayalım. İshak Alaton Anarko Holding'in sahiplerinden. İzmir'e gitmemiz gerekiyordu beraber. Ben biletimi aldım. İshak Bey'le havalimanında tanıştım, görüştüm. Beraber check-in yapmaya gittik. Tam biletimi verdim. İshak Bey baktı. Paşam dedi bu ne dedi. İshak Bey dedim ben sizinle uçacağım. Business almışım İzmir'e. Sen ne yapıyorsun ya dedi. İzmir'e business mi uçulur dedi. E siz ne yaptınız? Ben ekonomi aldım dedi. Bugünün parası 1 milyar doları var mıdır? Vardır. Ben var ya bak toplam yanımdaki para hepsini verirsem business tek bir bilet yapıyorsa business bilet alırım abi. Bu da neden onun İshak Alaton benim neden az gün görenim büyüdüm de açıklamış oldum. Evet. Uçağa bindik. Ben business'ta, İshak Alaton ekonomide oturuyor. Ben de gittim arkaya. Hanımefendi dedim bugün business uçmak ister misiniz dedim. Ben İshak Bey'le oturmak istiyorum dedim. Tabii kadın sevindi. Öne oturdu. Ben de İshak Bey'in yanına oturdum. Paşam dedi sen ne iş yapıyorsun? Dedim ben borsada çalışıyorum işte menkul değerlerde. Dedim İshak Bey borsada hiç kağıdınız var mı dedim. Hiç kağıdım yok. Ama şirketim var dedi cevap olarak bana. Arkadaşlar zengin anları böyle oluyor işte. Yani sizin maddi durumunuzu aştığı için şey yapamadınız. Ak bile hesaplayan adamlar. Borsa mı? Ya bir s**tir git filan oldu işte. Güzel bir anıydı. İçinde paranın, cimriliğin... Ve mütevaziliğin. Mütevazılığın ve kadının bedava business uçması. Değişik mesajlar vardı kral. Daha büyük şeyler vardı. Abi anlat daha büyüğünü. Bu sefer bize şey at. Türk ekonomi piyasasındaki bir anını anlat. Hayır bir kere John Malkovich geldi buraya Türkiye'ye. John Malkovich'i biliyor mu herkes? John Malkovich'i biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ünlü bir karakter oyuncusu Hollywood'da. Dünyaca ünlü bir oyuncu. Evet siz de çok cahilsiniz arkadaşlar. Hadi şeyi anladım. Türk iş adamını tanımıyorsunuz anladım. John Malkovich'im hiçbirinin haberi yok.
İlle Kerimcan Durmaz'dan mı örnek verelim? John Malkovich bir söyleşiye gelmişti. Ben de çok büyük hayranı olduğu için bu söyleşiye gittim. Sen böyle güçlü zengin adamların götüm götüm kovalıyor musun? İsa Galaton uçağa biniyor, onun yanında bilet alıyor. John Malkovich geliyor hemen oradan götüm götüm. Bu durumda seni de kovalıyor olmuş oluyorum biliyorsun. Vay. Buraya gelerek. Kral, bu söylediklerin yanında ben zengin sayılmam. Sayılmam. Benim mütevazılığım peki? Adam 1 milyar dolara zengin sayılmam. Fakir kalırım onun yanında. Evet. Malkovich geldi, oturdu. Sorusu olan var mı dediler John Malkovich. Herkes korkuyor, tırsıyor. Ben tabii elimi kaldırdım. Dedim ki, Sayın John Malkovich dedim, her sene Oscar açıklandığı zaman dedim, benim yaptığım ilk iş, siz listede var mısınız, yok musunuz, ona bakarım dedi. Çünkü sizin bunu kazanmanızı çok istiyorum. Adam lafımı kesti, dedi ki, senin galiba hayatta yapacak bir işin yok dedi. Sabah kalkıp beni kontrol ediyorsun dedi. O da böyle bir sıçış hikayesi olabilir yani. Zengin bir Yahudinin mazlum kaldığı bir ortam. Kral sen bak ne kaybediyorsan yalakalığından kaybediyorsun. Farkındasın değil mi? Gidip durdururken John Malkovich şey diyor. Gerçekten adam da göt ediyor onu. Sen herhalde işsizsin. Ayıp yani John'un yaptığı da s**erim onu belasını. Yani. Kurbağa olsaydınız salondakilerden kimin öpücüğüyle prense ya da prensese dönüşmek isterdiniz? Yeşilli hanımefendinin önündeki. Senin adın ne hayatım? Sen. Merve. İnanamadım ben. Beni öpmek. Erkek. Merve sen ne derdin? Okey derdin anladığım kadarıyla. Merve çok zor bir değil. Prense dönüşürsün ya. Yani dönüşeceğine inanmıyorum. Ama sen de prenses değilsin hayatım zaten. Rahat ol. Malatyalı'ya verir misin yanındakine mikrofonu? Malatyalı Hatice miydi adın? Evet. Herkes öğrendi zaten. Ama sen çok güzel bir imaj bıraktın hatırlıyorsun. Sen burada bizim Hakan'a yükselmiştin. Siz görüşmediniz mi sonra? Herkes onu söyledi. Görüşmediniz mi sonra diye. Ben numarasını almaya geldim ama inşallah verir. Hakan buna yükseldi. Hakan neden böyle derbeder gibi duruyorsun? Bu şey duruşu, seksi bıraktık biz. Hakan çok hızlıdır. Ayrıntı vermeyeyim de. Yok canım. Ya, aksakalı zampara. Yakınlarının uyuz olduğu özelliği nedir? Tuvaletten sonra bazen sifonu çekmeyi unutuyorum. Ay. Senin Allah belanı. Çok uyarıyorlar ama yani ne yapayım? Oğlum ne yapayım var mı? Bu nasıl bahane? Salona sıç. Ne yapayım abi? Buna şikayet eden kim? Hangi hadsiz bundan şikayet ediyor? Senin bokunlu görmekten rahatsız olma gafletini buluyor. Adın ne? Emrah. Ne iş yapıyorsun Emrah? Telefoncuyum. Nerede? Şişli Osman Bey. Ha sen bu sahte telefon satanlardansın. Yurt dışı kaçak telefon satıyorum. Müthiş. Aferin sana Emrah. Kamerayı zoomladınız değil mi Emrah? Tabii bu şakaydı. Öyle bir şey yok. Bu arada ikinci işi var. Çok güzel yalan söylüyor. Ya parayla olsa kredi çeker yine söylerim. O kadar. Seviyorum ama yani saçma sapan böyle ciddi yalanlar değil yani. Aa, trollemeyi seviyorsun. Tabii çok seviyorum. Hastayım. Yaptığın en büyük trolleme neydi? Şey bu 14 serisi yeni çıkmıştı iPhone'lar. Hiçbir yerde yoktu. Daha ilk gün Apple'da çıktığında ben getirdim dükkanıma. Fiyatı o zaman kara borsaydı. Resmi fiyatı 40 bin liraydı. Biz 50 bin liradan satmak zorundaydık. Herkes kara borsa alıyordu. Satmak mecburdunuz. Ne yapacaksınız? Neden ama biz de yüksek alıyorduk. Ondan dolayı sonra bir arkadaşım geldi. Motoru vardı motosiklet. Değeri 60 bin liraydı. Dedi ki 14 Pro almak istiyorum. Takas yapar mısın? Yaparım dedim. Motoruna 50 bin liradan saydım. Telefonu verdim. Kafa kafaya takas yaptık. Bu trolleme değil. Bu hırsızlık kardeşim. Hangi olayda yanlış karar verdim ve pişman oldun? Abi ben doğarken ya. Keşke kız da olsaydı. Bu arada istersen kız olabilirsin. Öyle teknoloji mevcut. Pişmanlıkla alakalı söyleyeyim mi? Seksi kıza ver mikrofonu. Bize bir şeyler söylesin. Eczanede çalıştığım dönemde erektil disfonksiyon ilaçlarını satarken... Ha, iktidar ilacı diyor. Ya da diğerleri. Onlar hep böyle tüketici onu gelip erkeklerden isterdi. Adama ilacı verdim. Parayı aldım, sattım. Tam giderken geçmiş olsun dedim. Adamın bana bir bakışı vardı. Adam şeydi, şu hapı içip geleceğiz ya. Sevgilinize veya eşinizle yaşadığınız en saçma tartışma nedeni neydi? Abi benim temizlik hastalığım var. Ciddi anlamda. Sifonu çekmemenden belli kardeşim.
Sizi çok seviyorum. Eyvallah!